Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Sheltered oynuyoruz bugün sizlerle birlikte. Indie Game Kuşağı serimizin diğer bir bölümündeyiz dostlar. Şimdi kendi karakterlerimizi oluşturacağız ve hayatta kalma mücadelesine başlayacağız. Sheltered nükleer savaş sonrası hayatta kalma temalı bir yapımı arkadaşlar. Bir aileniz var, nükleer savaştan sonra hayatta kalıp bir barınağa yerleşiyorsunuz ve o barınakta hayatınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Oyun bayağı geniş ve detaylı, YouTube kanalımda da oynamıştım zaten. Bundan sonra çarşamba günleri Indie Game Kuşağı serimizde bizim konuğumuz olacak dostlar. Şimdi öncelikle bir baba karakter yapalım abi, tamam mı? Bir baba karakter yapalım. Öncelikle bir baba karakterin yüz tipini belirleyelim abi. Şu şekilde sakal bırakması falan gayet iyidir diye düşünüyorum. Ve siyah olsun arkadaşlar rengimiz. Yüz tipini ayarlamıştık. Daha sonra giydiği kıyafeti ayarlayalım abi. Hafif sportif bir kıyafet giyse iyidir. Renk olarak da maviyi tercih edeceğim. Ve en son olarak da pantolon abi. Pantolon olarak şunu ayarlasak iyidir ve pantolon tipini belirleyebiliyor muyuz burada? Evet, belirleyebiliyoruz. Pantolonumuz da siyah olsun abi. İsim. Ben kendi ismimi vereceğim usta. Bu baba karaktere ailenin babası olacak bu arkadaş. Ve burada ekstra bir özellik belirleyebiliyoruz. Hijyenik, az yiyen... Krogeus galiba korkusuzdu, Deep Silver Sleeper, çabuk uyuyan, proaktif, optimistik, resourceful, hijyenik, small eater. Abi ben hızlı uyuyanı tercih edeceğim. Bu bizim karakterimiz hızlı hızlı uyuyacak abi. Hızlı uyuduktan sonra da kalkıp evin işine gücüne koşturacak. Şimdi öncelikle bu karakterimizi biz bol bol loot'a yollayacağımız için arkadaşlar güçlü ve çevik olması lazım. Aynı zamanda görüş yeteneğinin de fazla olması lazım. Hepsini 4-4 ayarlamayalım. Birazcık daha oynayacağım abi şöyle ayarlarıyla. Dexterity'nin yüksek olması vuruşlardan daha hızlı kaçmasını sağlar. Aynı zamanda daha hızlı saldırı gerçekleştirmesini sağlar ama birazcık daha güçlü olsa iyidir gibi. Neyse abi, zaten özellikleri kullandıkça gelişecek. Fazla iletişim için kullanmayacağız biz bu karakterimizi. Samed'i oluşturduk abi. Şimdi bir bayan karakter yapalım abi. Anne rolünü üstlenecek. Beyaz tenli olsun. Yüz tipini nasıl ayarlasak, saç tipini? Saç tipini şöyle ayarlasak iyidir sanki. Rengini de bu renk yapalım abi. Ne renk olduğunu bilmiyorum renk körü olduğundan dolayı ama... Daha sonra bir kıyafet ayarlayalım abi kendisine. Bu kıyafet iyidir mavi. Bir de pantolon ayarlayalım. Sanki bu pantolon iyi gibi ve... yanlış yaptım galiba. Az önce bir şeyleri bozdum. Evet. Ve bir de kıyafetinin rengini belirleyelim abi. Siyah iyidir. Böyle iyidir abi. Böyle iyidir. Karakterimizin ismini Bon'la koymayalım da... Ne koyalım abi? Bu bayan karakterimizin ismini, evin annesinin rolünü üstlenecek. Ya da komple erkek yurdu gibi de yapabilirim de. Erkek yurdu gibi yapmak istemiyorum abi. Şimdi bir saniye bir bakalım. Benim sevdiğim anime karakterlerinden birinin ismini koyacağım abi. Teresa. Yanlış yazmış da olabilirim bu arada. Teresa olarak mı yazılıyordu? En son ben ne izledim abi ya? En son ne izlediğimi de karıştırdım şimdi. Bir saniye. Teresa böyle mi yazılıyor? Böyle yazılmıyor mu? Emin değilim de. En güzeli Sword Art Online üzerinden gidelim abi. Asuna ya da Asuna değil. Onun ismini hatırlamaya çalışıyorum şu an. Asya abi. Asya. High School DxD'de şifacı. İzlemediyseniz bilmezsiniz de neyse abi. Next diyelim, bir tane küçük çocuk oluşturacağız ama bu... Aa, bir saniye. Bekleyebilir miyiz abi bir? Optimistik, resourceful, hijyenik, small eater, korkusuz, deep silver, proactive, hands-on, optimistik. Optimistik olması aslında hani aileyi toparlayacak bir birey olduğundan dolayı fazla strese girmemesi lazım. Optimistik olması bizim işimize gelir ve evin hanımı olacağından dolayı abi. Intelligence'ının yüksek olması lazım ki alet edevat her türlü şeyi hızlıca yapabilsin abi. Evde bir şey mi inşa edilecek? Direkt Asya. O yapacak yani her şeyi. İnşasını falan, inşadan o sorumlu olacak. Tamam, intelligence'ının yüksek olması bizim için yeterlidir abi. Next diyelim. Bir tane de erkek karakterimizi oluşturalım abi. Bu da evin afacan oğlu ama loot'a yardım edeni olacak. Şu özellikleri hali hazırda iyi durumda. İsmini Patrick değil de Berha'ya yapacağım abi. Bizim kadroyu dahil edelim işin içerisine. Öncelikle bir saniye. Gender tamam da abi. Skin color. Bu renk tonu iyi gibi abi. Ondan sonra hair color değil de...
Hayran'ı ayarlamak istiyorum. Berhaya. Abi Berhaya'yı Rambo gibi yapacağım. Kızıl saçta da normalde ben renk kör olduğum için kızıl saç ayarlayamayacağım. Siyah saç yapalım. Daha sonra siyah saç yaptık abi. Üstüne bandanayı yerleştirdik. Body tip kıyafet olarak ne verelim? Kıyafet olarak benimle aynı şeyleri giysin abi. Kıyafetine de bir renk belirleyelim. Beyaz renk giysin usta. Gömlek lan bu bildiğin. Okuldan çıkmış abi. Berhaya okuldan çıkmış, tamam mı? Okuldan çıktıktan sonra bir bakmış. Ana atom bombası geliyor. Şimdi bir saniye. Bottom color. Tamamdır abi, tamamdır. Deep Silver, Deep Sleeper, Deep Sleeper değil usta, Deep Sleeper değil. Resourceful değil, aslında Deep Sleeper yapabiliriz ya, hani hızlıca uyansın, kalksın falan filan. Benle birlikte loot'a gelecek çünkü Barha'ya. Sıradakini seçelim abi. Aa, aslında Maria iyiymiş ama ben Zorbe'yi işin içerisine dahil etmek istiyorum. Bir erkek yapalım, birazcık tenini açalım. Ondan sonra hair color değil abi, head tip. Zorbe'yi de şapkalı yapalım usta. Zorbe'yi de şapkalı olsun. Ondan sonra kıyafet ayarlayalım hemen. Kıyafet ayarlayalım abi. Body tip. Bu kıyafeti giysi olur. Leg tip. Şu an göremiyorum usta. Bacağına giydiği şeyi göremiyorum abi. Bottom kalır. Top kalır. Aynen. Zorbe'ye de böyle bir şeyler verelim abi. Zorbe'yi. Tamam. Resourceful değil abi. Resourceful değil. Hands-on. Yetenekli. Yetenekli olsun abi. Eli yatkın olsun işe güce. Onu da aslında hem işe güce eli yatkın olsun, tamam mı? Hem de iletişim için kullanacağım. Perception vermeme gerek yok. Aynen öyle abi. İletişim için kullanacağım ve hani işe yatkın olsun. Yeri geldiğinde Asya'ya yardımcı olabilsin işler konusunda. Yeri geldiğinde de karizmasıyla takaslarda bize avantaj kazandırsın abi. Aynen öyle. Ailemiz bu şekilde usta. Bir de hayvan alabiliyor. At ne abi, bir saniye. At ne ya? Oğlum at ne? Atı nasıl besleyeceğiz evde? Daha hızlı seyahat etmemizi sağlıyormuş. Ama atı nasıl besleyeceğiz abi? Gerçi karavanı yapana kadar atı beslemek önemli. Mendez değil babacım. Spastic Gamers Family. Oluşturduğumuz familyeye bak. Spastic yazalım abi. Spastic. The Spastic Family. At ne abi? Balık ne babacım? Balık. Aynen, balığı beslemesi de fazla şey olmaz ama su tüketiyor, sürekli suyunun değişmesi gerekiyor. Yılan mı? Yok, anakonda besleyelim evde. Abi köpek alalım, köpeğimizin ismi de Çomar olsun babacım, Çomar. Tamamdır abi. Ailemiz hayatta kalmaya hazır. Tutorial'ı... No tutorial, no tutorial. Hatırlıyorum. Oyuna yeni şeyler eklenmiştir illaki ama ben bu yeni şeylere uzak kalabilirim abi. İnşallah fazla uzak kalmam. Bakalım. Çomar'la birlikte. Çünkü köpek saldırıyordu abi sizle birlikte geldiği zaman. Hani atı, kobrayı falan ne yaparız bilmiyorum da. Hoppa. Bir saniye abi. Şimdi zamanı durduramıyorduk, öyle değil mi? Tamam, bu şekilde hareket ediyorduk. Viev. Okey. Usta şimdi. Bir tane alt katımız var. Bir tane burası var. Babacım zamanı nasıl durduruyorduk? Benim zamanı durdurmam lazım. Tamam. Şimdi abi. Şimdi ne yapmakla işe başlayacağız? Öncelikle bir jeneratöre. Jeneratörün şeyi fullmüş. Tamam Zorbey sen dur. Bizim hanıma bir şeyler verelim abi. Şimdi direkt crafting table nerede? Usta şunun yerlerini bir ayarlayabilir miyiz ya? Şunun yerlerini bir ayarlayabilir miyiz? Crafting table'ı şuraya getir. Ondan sonra şuradakileri bir yaklaştır abi. Şuradakileri bir yaklaştır şöyle. Yakınlaştırabildiğin kadar yakınlaştır usta. Burada da şeyin durumları. Ondan sonra şuraya... Alet edevatlar. Şu tarafta yiyecekler durabilir şimdilik. Eczayı da hemen yana ulaşabilecekleri bir yere koyalım abi. Ondan sonra su. Su deposunu aşağı yapabiliriz usta. Suyu aşağı yaparız. Workbench'imizi de yanaştırabildik mi? Yanaştıramadık abi. Food'u şöyle alsam. Bunu böyle alsam. Bunu buraya yanaştırdım. Okey. Seni yanaştırabiliyor muyum? Yanaştırdım. Abi yemeği yanaştıramıyorum. Yemeği suyun üzerine de koyamıyorum. Ne yapacağız abi yemeği? Şöyle köpek mamasının üstüne neden koyamıyorum? Çünkü köpek mamasının üzerinde benim sağlık dolabım var. Sağlık dolabını şöyle alsam. Köpek mamasının üzerine de yemeği koysam. Okeydir babacığım. Şimdi yerden tasarruf ettik. Çok güzel. Öncelikle bizim hanım
Craft item diyelim abi. Bir tane TR2 su deposu yapamıyoruz. Bizim burayı 2'ye upgrade'lememiz için ne yapmamız gerekiyor abi? Direkt 2'ye upgrade'leyebilir miyim ben burayı? Upgrade'leyemem. Tamam. O zaman usta bizim hanım, tamam mı? Bir tane küçük su deposu daha yapsın. Su çok önemli çünkü bu oyunda. Vay, işaretleri falan değişmiş abi. Babacım biz de loot'a çıkacağız da. Aslında loot'a çıkabiliriz direkt. İhtiyaçlarını karşılayalım hemen. Yemek ye usta. Shift'e basınca hızlanıyordu hatırladığım kadarıyla. Aynen abi, sen yemek ye. Bir saniye. Yemek yedikten sonra duşla tuvalet ihtiyacını şu an karşılayamayız. Tamam, Berhaya ile birlikte çıkacaktık Loot'a. Hemen Berhaya yemeğini yesin. Şuradan gelsin suyunu içsin. Hemen yağmur yağıyorken Loot'a yollayalım. Sen ne yap biliyor musun bize Zor Bey? Zor Bey de bize iki tane yatak yapsın abi şuraya. İki kişi, hani uyku önemli abi. Uyku düzenleri bozulmasın. İki tane uyuyacak mekan yapsınlar. Şimdilik basic hayatta kalma yerleri. Berhaya suyunu da içsin. Çok güzel abi. Gel bakalım şuraya. View map. Şurada okul, farm, tarla marla bir şeyler varmış. Oralara ilerleyeceğiz abi, ama oralara ilerlemeden şöyle kendimi verdim abi. Yanıma next person Berhaya'yı verdim. Berhaya'nın tuvalet ihtiyacı varmış ama şimdilik o ihtiyacını karşılayamayacak. Bir de şu tarafa mı gitsek? Çok fazla su harcamış oluyoruz ya. Şuraya gitsek aynen. Çok fazla su harcamış oluyoruz. Şimdilik bu üç yeri araştırsınlar. Ya da. Nasıl olsa o, bir saniye abi. Şurası kalabalık bir mekan usta. Şurayı araştırsalar. Aynen öyle abi. Burada nasıl olsa gittiklerinde her yeri görürler. Köpeği de alalım yanlarına. Daha sonra iki tane maske vereceğiz abi bu elemanlara. İki tane boru vereceğiz. Umarım dövüşmek zorunda kalmazlar. Çünkü borularla savaşamazlar. Trade gerekli olursa trade için bir şey alamıyoruz yanımıza. Neyse, sadece loot'a gideceğiz abi. Gel bakalım. Yürüyün babacım Westland'a. Şimdi abi, temizlik önemli, temizlik önemli, hijyen önemli. Hemen hijyeni sağlamak adına şuraya bir tane fırça koyuyorum abi. Şuraya bir tane fırça koyuyorum. Buradan etrafı temizlesinler. Bizim bir de abi H'ye bastığımızda mı ihtiyaçlarını otomatik karşılıyorlardı? Aynen, H'ye bastığımızda ihtiyaçlarını otomatik karşılıyorlardı. Anladım babacım. Geçebilirsin. Teşekkür ederim. Alo. Tamam. Tamam. H'ye bastığımızda kendi ihtiyaçlarını otomatik karşılıyorlar abi. Kendi ihtiyaçlarını otomatik karşılasınlar. Çünkü şu an takip edemeyeceğim. Oyunun arayüzüne falan pek bir aşinalığım kalmadı. O yüzden takip edemeyeceğim abi. Neler eklenmiş şu crafting table'a? Ona bakalım. Abi dur, çocuğu yorma da suyunu muyunu içsin ya. Tamam, yağmur yağmaya devam ediyor. Şuradan abi craft item. Tamam, burada tuzakları çalıştırmak için gereken şeyler falan filan var. TR2'ye koyabileceğimiz tuzaklar var abi. Aynen öyle. TR3'te falan yeni bir şeyler eklenmiş mi, ona bakıyorum. Yeni şeyler eklenmemiş galiba. Şu an spesyal bir şey de yapamıyoruz. Tamamdır abi. Asya ile başka ne yapabiliriz şimdi? Bir banyo, bir de şey yapsak iyidir aslında. Bir tuvalet, bir de banyo yapsak. Kovaya sıçacağız arkadaş ya. Gerçi ulan yani neredeyse dünya yok olmuş, hayatta kalmışsın, kovaya sıçacağım diye mırın kırın ne dersen adamı şey yaparlar, kızarlar usta adama, sinirlenirler. Gel bakayım babacım, şuradan araştırın bakalım. Küçük bir ev bulmuşlar. O küçük evi araştırın abi. Su kapasitemiz maksimum olmuş abi. Maksimum olmuş. Gayet güzel. Direkt gittik elemanı yatırdık ya gerçi. Hocam. Birileri bizimle konuşmak istiyormuş. Konuşalım mı? Durup konuşalım mı, yoksa görmezden mi gelelim dedi. Ben de gidip konuşun dedim. En baba ne olabilir yani? Biz 3 kişiyiz, sen tek başınasın ve sadece elim var abi. Trade'leyecek hiçbir şeyim yok. Kendimize katabiliriz. Ya da kaçma seçeneğine tıklayabiliriz. Baba 3 kişi kafasını dağıtırız ya. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış insanlara çattım babuş. Bendeki kol kası kimse de yok var ya. STR bastık oğlum karakteri. STR bastık bu oyuna. Vur abi. Vur boruyla. Oo, counter atak yiyordu az daha, blokladı. Vur baba boruyla. Vur boruyla. Bir tane daha. Direkt indirdik abi. Direkt indirdik. Ya sokağa çıkar çıkmaz insan şey yapar mı ya? Kumu alalım babacım. Kumu alalım, kum işe yarar. Direkt STR'miz ve dex'imiz güçlendi ama hafiften travmaya giriyoruz tabi doğal olarak insan öldürdüğümüz için, ama ve korkusuz olma özelliğini kazanmış galiba.
Courage ne bilmiyorum da. Korkusuz olabilir de olmayabilir de bilmiyorum şu an. Ya arkadaş öyle değil be. Alışacağım usta, alışacağım. Oh, benzin abi, naylon çok işimize yarayacak. Yemek, kitap takaslarda çok işe yarıyor. İp. Şunlar dursun mu şimdilik? Şimdilik alalım abi, icabında bırakırız daha güzel yerleri keşfedersek. Oyunu bir durduralım. Alışacağım abi, alışacağım. Oyuna alışana kadar. Abi bir saniye, fight'larda benim kameram kapatmıyor değil mi fight'ın ortasını? İnşallah kapatmamıştır abi. Fight'ın ortasını kamera kapatıyorsa sıkıntı. Şimdi Asya'cığım, sen girip duş alabilirsin. Girip duş alabilirsin. Yeterince suyumuz olduğuna inanıyorum. Okulun orada bir şeyler görmüşler galiba. Gidip bakalım mı? Görmezden mi gelelim? Gidip bakalım abi. Okulun orada ne var ne yok bilemeyiz ki. Upgrade'leri falan unuttum ben. Aa, bir de daha tamir var. Usta, şuraya bir bakar mısın? Tamir edilecek bayağı bir materyal var. Neyse, Zorbe'ye falan tamir ettiririz abi. İki elden hallederler. Tek başına halledemezlerse de. Bir tane de tuvalet koymamız lazım. Onun dışında her şeyimiz aşağı yukarı hazır vaziyette abi. Fazla yiyecek de geleceğini zannetmiyorum ilk loot'tan. O yüzden sıkıntı olmaz. Bakalım abi, biraz zamanı hızlandıralım. Hemen şurada gelenlere bakalım abi. Oh, metal, odun, naylon, testere, tornavida, bunlar lazım. Bunlar lazım abi. Şu limestone da lazım biliyor musunuz, şey yapabilmek için. Kitabı alalım. Deriyi de almak istiyorum da, deri, vana, boru falan, bunların hepsi lazım olacak bize. Şimdi çimento yapabilmemiz için bunun yanına illaki bir limestone lazım. O yüzden şimdilik şu devre parçasını atıyorum, bunu alıyorum abi. Lambanın da acelesi yok. Lambanın da acelesi yok. Lambayı atıp buradan vanayı mı alsam acaba, yoksa deriyi mi alsam? Gerçi deri kazanmanın o kadar zor olduğunu zannetmiyorum ama şu an için bir öncelik belirlememiz lazım. Bence boruyu alalım abi. Bence boruyu alalım. Şuradaki alet edevat noktasını biz ne kadar fazla onarırsak, ne kadar fazla tamir edersek abi, bizim o kadar yararımıza. Bir tane de tuvalet istiyorum abi. Bir tane de tuvalet istiyorum. Ha, böyle tuvalet mi olur ya? İmkansızlıklar içerisinde yaşıyoruz. Zor Bey de bir uyansa. Hatun bir shelter'ı temizlesin abi. Hastalık kapabiliyoruz çünkü arkadaşlar, shelter'ımız fazla şey olduğunda. Ulan ben sürekli mouse'a tıklamasam bari. Çok güzel uykusu geldi ama velakin uykusu geldi ama uyutalım mı? Zor Bey kalkar birazdan. Bizi hatuna yatırırız abi. Oh, benzin babacım. Yemek, demir. Bant da lazım olur, benzin de lazım olur. Bu iki benzini bırakmak istemiyorum. Yumağı bırak abi, yumağı bırak. Su neyse, yağmurdan su ihtiyacımızı karşılıyoruz da. Uyandın mı babacığım? Uyandın. Tamam. Asya gidip uyur zaten. Sen şimdi ne yap biliyor musun abi? Üstünü başını bir giy. Tamam mı? Hemen şu üstünü bir giy. Birisi shelter'a gelmiş. Ha, ne var David? Trading. Okey, okey, varım baba. Varım. Var ya, rubber'ları alırım. Yün yumaklarını alırım. Biz benzin bulduk zaten. Al sana iki tane benzin vereyim. Yanına bana birkaç tane yay ver abi. Dört tane yay ver. Okeyiz usta. Okeyiz. Benzin bulduk biz zaten. Görüşürüz babacığım. Sen araştır orayı. Sen de önce şurayı, sonra burayı fixle. Ondan sonra şuradaki yeri fixleyeceksin abi. Burada da arkadaşlar günlük tutuyor. Günlüklerde neler olduğunu falan filan yazıyor. İngilizceniz olursa okursunuz. Benim İngilizcem olmadığı için pek aldırış etmiyorum. Şimdi oksijen ve su filtresini tamir ettikten sonra direkt gidip jeneratörü tamir edelim. Ondan sonra aciliyette tamir ihtiyacı olan birisi yok. Ama şimdi bizim üstümüzde başımızda bir şey olmadığından dolayı, ekipmanımız olmadığından dolayı tamir etmekte zorunlayacağız. Odunu aldık baba, limestone'ları aldık, çok güzel. Çiviye muhakkak ihtiyacımız olacak, yemeği aldık. Çiviyi almak için bir şeye atmam gerekli ama neyi atabilirim ben buradan? Ben bir şeye atmak istemiyorum ya aslında. Boruya atalım abi şimdilik, çiviyi alalım. Bizimkileri eve çağırabilirim abi. Bir saniye. Bizimkileri eve çağırabilirim. Buradan eve gelin abi. Tamam. Daha fazla bir şey lootlamanızı istemiyorum sizin. Şurayı tamir etmeye çalışsın bir bakalım bizimki. Bayağı zorlanacak abi tamir ederken. Çünkü hiç ekipmanımız yok. Ekipman namına hiçbir şeyimiz yok. Bizim diğer ikisi Deep Sleeper. O çok sorun olmaz. Hızlıca uyanırlar da. Ondan sonra Zor Bey eve gelip üstünü çıkarsın. Sonra da jeneratörü tamir etsin abi. Hızlandır bakalım.
Aa bizimkiler geliyor abi. Aa çomar geldi. Kalk kadın, çomara yemek ver. Evet çomara yemek veremiyor. Perception'ları birazcık artmış. 4 tane şey yer yağmalamışız. Direkt içeri geçirelim. Çok güzel. Şimdi ben bir çomara yemek vereyim abi. Direkt duşa gireyim. Çomara yemek verdikten sonra benim hatun kalkmış. Hatunun elinden her iş geliyordu. Hatun burayı tamir etsin. Babacım sen ne yap biliyor musun? Yemek yersen zehirlenirsin. O yüzden git su iç şimdilik sadece. Su içtikten sonra da tuvalete gir. Çomar? Çomar'ın canı azalmış. Evet, bugün neler olduğunu falan filan yazıyor. Ekstradan ekleyeceği şeyleri ekliyor. Şimdi başka neyi tamir edebiliriz abi? Başka tamirin aciliyeti yok şu an. Başka şu an herhangi bir şeyin tamirinin aciliyeti yok abi. Tuvaleti kullandın ya, kullandığın tuvaleti temizle. Senin elinden her iş geliyor aslında. Sen bir Asya, su iç. Yemek ye, ondan sonra yeni bir oda kazacak abi bize. Yeni bir oda yapacak. Sen hemen tuvaleti temizledin, duşa gir. Ben de hemen tuvaleti kullanayım. Aslında hemen tuvaleti kullanmama gerek yok da. Ben de bir tuvaleti kullanayım. Baba böyle bir tuvaleti kullanma şekli var mı ya? Sallana sallana sıçıyoruz abi. Sallana sallana sıçıyoruz ya. Bu ne arkadaş? Tamam sen kendi ihtiyacını kendin halledersin. Hop hemen tuvalete gitmesi gerek ama önce tuvaleti yıkayacak. Babuş sen de bir yemek ye. Su iç. Köpeğe mama ver. Ondan sonra yemeği yedin mi? Yedin mi abi? Uyu şimdi. Biz senin de özelliğini otomatiğe alalım. Şuna bir bakman lazım canımın içi. Seni de otomatiğe alalım. Sen ne yapabilirsin? Şimdi sen yemek yiyip uyuyacaksın da aynen. Duşu aldın artık yemek yiyebilirsin. Sen duşunu al, sen de duşu fixle. Deep Sleeper zaten birazcık beklersen uyursun. Sen hemen ne yap biliyor musun hatun? Bizim hatun çimento. Çimento üretmemiz lazım. Öncelikle çimento üret abi. Şurayı bir iptal edelim. Öncelikle çimento üret. 2 3 parça çimento abi. 3 parça çimento üretsin. Yeni oda kazmamızı sağlar bu. Hepsinin uykusu var arkadaş. Benim bir yer daha yapmam şarttı. Babacım eline yapışmaz. Bir shelter'ı temizle. Eline yapışmaz abi tamamdır. Eline yapışmaz abicim. Bir shelter'ı temizle. Hatta biz bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay. Her hafta çarşamba buradayız artık.